Cüneyt Efendi'ye fazla itimat ediyorsun. Ama o kırmaz beni. Bir şey değişiyor mu evlenince? Anne ben biliyorum, kırmaz o beni. Yaşam düzeninde bazı şeyler değişiyor. Kıyamaz o bana. Yok aslında öyle değil. İçeride. Karı koca arasında sırdır o, söylenmez. Kocam falan değil o senin. Cüneyt Efendi'nin kıymetlisi. Kırmaz o beni. Gönlü düştü çünkü. Seviyorum mu demek? Benim gibi garibi kimse var amcığım. Seviyorsam ne olacak? Cüneyt ne yapıyorsun? Yapma, ne olur yapma. Yalnız bırakın beni. Cübbe götüreyim ben, hasta olacak. Yani hasta olunca ben bakmak zorundayım diye. Yalan günah, günah cehenneme götürür efendi! Cüneyt! Yanacaksın! Cüneyt ne olur yapma Cüneyt. Hakikati anlatacaksan geleceğim. Aman görmeyince bu göz katlanır mı gönül görelim yeniden. Yeniden geri ver geri ver bana. Evinde yerinde uysa. Aman görmeyince bu göz katlanır mı gönül görelim. Ağlamışsın sen. Annemle kavga ettik. Niye kavga ettiniz? Anlamadı beni. Üşüttün tabii. Bunu kaynatayım sana. Öyle değil. Annem gibi iyi değil. Malum benim de kendimi damın tepesinden atmayacağım. Tövbe estağfurullah. Söyle. Dedemi hasta ettim. Seni de edeceğim. Ben de korkuyorum. Sen de korkma. Öyle deme. Bana düşümü yakıyor gerçeğim. Aman görmeyin.
bu göz, katlanır mı gönül, görelim yeniden, yeniden. Geri ver, geri ver bana düşümü, yakıyor gerçeğim de. Ama gelmeyince bu göz, katlanır mı gönül, görelim yeniden, yeniden. Levent Bey senin de şifanı bulacak. O zaman da başka şeylerden korkmamız gerekir. Neden? Ne demek neden? Yeter. Yeter ki affedin. Hakka talip olmak en büyük edep değil mi? Ne istiyorsun Zeynep? Dedi ki ben elma istiyorum. Aldın mı? Aldım tabii. O öğretti bana. Beni aslan, seni ceylan dediler. Aslandan ceylana merhamet, ceylandan aslana muhabbet olmaz.